Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli et haşlama tarifim var. Hem çok hafif bir yemek hem de çok şifalı. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle kemikli etim var. 1 kilo kuzu eti. Etlerimi ısınmış tavaya alıyorum. Ben biraz mühürlüyorum. Mühürleyerek yapıyorum. Daha da lezzetli olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz mühürlemeden de haşlayarak yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı ama bir de bu şekilde denemenizi öneriyorum. Tavaya bütün etlerimi aldım. Kişi sayısına göre bu miktarı azaltabilirsiniz. 2 kişiyseniz yarım kilodan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Etlerimi her iki tarafını da mühürlüyoruz. Çok aşırı fazla kızartmadan mühürlememiz yeterlidir. Bu şekilde bakın. Evet, gayet güzel bir şekilde mühürledik. Suyunu saldım. Farklı bir tencereye alıyorum. Diğer sebzelerimi de kavuracağım için etleri farklı bir tencereye aldım. Üzerine su ekleyerek kaynamayı bırakacağım. Etlerin öncesinde pişmesi gerekiyor. Mutlaka önce etinizi haşlayın, pişirin. Daha sonra sebzelerini ilave edin. Aksi takdirde sebzeler çok çabuk piştiği için eriyebilir. Etlerin üzerine geçinceye kadar su ilave ediyorum. Sıcak su ekleyin mutlaka. Soğuk suyla olmaz. Etlerim haşlanırken ben de sebzelerini doğruyorum. 2 tane havuç kullanıyorum. 3 tane patates ve arpacık soğan kullanacağım. Patatesleri bu şekilde doğruyoruz. İncecik ve küçücük doğramayın arkadaşlar. Aksi takdirde çok çabuk piştiği için eriyecektir içerisinde ve güzel durmayacaktır. Sebzeli olması çok güzel. Çocuklar da hem sebzesinden yiyorlar, hem suyundan, etinden gerçekten çok şifalı. Kış aylarında mutlaka bol bol bu tarz yemekler, çorbalar tüketin arkadaşlar. Aynı tavaya alıyorum. Etlerimi mühürlediğim tavaya aldım. Üzerine biraz daha yağ ekleyeceğim. Sebzeleri kavurmak için. Biraz yağ ekliyorum. Göz kararı şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar. Daha sonra sebzeleri soteliyoruz. Fazla kızartmıyoruz, fazla pişirmiyoruz. Sadece soteliyoruz yağla birlikte. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok aşırı derecede pişirmeyin. Çünkü etle birlikte de pişecek. İçine bir de sarımsak ekliyorum. Bütün olarak sarımsak ilave edeceğim. Şöyle 4-5 tane kadar sarımsak ekleyeceğim. Yine şöyle bir tur karıştırıyorum ve daha sonra sebzelerim artık hazır. Tenceremi haşlamış olduğum etlerimi ve suyunu alıyorum. Baktım ki diğer tencere biraz küçük gelecek. Hepsini bu tencereye ekliyorum. Şöyle geniş geniş olsun. Et haşlama gerçekten hem çok hafif bir yemek hem de çok lezzetli. İçerisine ekşi ekliyoruz. Sosuyla birlikte pişiyor, yoğunlaştırıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu tarifimizi sadece etle düşünmeyin. Tavukla da yapabilirsiniz. Parça etlerle de yapabilirsiniz. Dana eti kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her türlü çok lezzetli olacaktır. Etler ve sebzeler kaynarken ben de sosunu hazırlıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Yağı kızdırıyorum iyice. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Unu iyice yağla birlikte kavuruyorum. 1,5 yemek kaşığı yeterlidir. Şöyle iyice kavuralım. Unu ne kadar çok yağla kavurursanız o kadar lezzetli olacaktır. İyice açalım unu. Hızlı bir şekilde karıştırırsanız bu şekilde unu bakın gayet güzel bir şekilde topakları gidiyor. Bir tutam karabiber ekledim.
bir çay kaşığı dolusu kırmızı pul biber ilave ediyorum. Kırmızı pul biber sosumuza renk katıyor. Eğer renk istemezseniz, sade beyaz isterseniz kesinlikle renklendirici baharat kullanmayın arkadaşlar. Sosumun içerisine et suyundan alıyorum ve sosu iyice açıyorum. Mutlaka bol et suyuyla sosu açın. Daha sonra tencereye ekleyin. Evet, sosum hazır ve artık etlerin içerisini alıyorum. Mutlaka bir elinizle karıştırın. Hızlı bir şekilde karıştırın. Şöyle sosuyla birlikte yaklaşık bir 15-20 dakika pişirin arkadaşlar. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Yemeğimin içerisine yarım limon suyu ve 2 diş sarımsak ezdim ve onu da içerisine ekledim. Ben ekşili istedim. Eğer ekşili sevmiyorsanız ekşi koymayabilirsiniz. Şöyle gayet güzel bir şekilde hem etlerim hem sebzelerim pişti. Şöyle 5 dakika kadar dinlendirdim ve artık sizleri servise alarak da son dokunuşunu göstermek istiyorum. Misler gibi oldu, inanın. Yanına hiçbir şey istemeyeceksiniz. Hem çok doyurucu hem çok lezzetli. Evet, eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Malzeme listesini açıklama bölümünü ekliyorum. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şöyle patatesi ve havucun ne kadar lokum gibi olduğunu göstermek istedim. Eti de aynı şekilde çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle bakar mısınız? Değdiğiniz an zaten parçalanıyor. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.